Selamun aleyküm, merhaba arkadaşlar. Herkes için pratik tecvid derslerimizin 19.'suna geldik. Bu dersimizde zamiri, diğer adıyla sılayı göreceğiz. Hemen bakalım, zamir nedir, neyi kastediyoruz zamir derken? Müfret, müzekker, gaip, muttasıl zamir kastedilir. Yani üçüncü tekil, eril, o zamiridir. Arapçada hu, mesela lehu, bihi şeklinde yazılan zamire denilir. Buna tabi sıla ismi de verilmekte. Müfret gaip zamiri arkadaşlar birinci bilmemiz gereken vakıf esnasında yani zamir üzerinde durursak uzatılmaz. Bunun dışında vasıl halinde ise iki tane hali vardır. Bir uzatılarak okunur, iki uzatılmadan okunur. Eğer vasıl halinde kendisinden önceki harf harekeli ise uzatılarak okuyoruz. Buna sıla-i suğra ismine denir. Mesela lehuydu. Lehu. Buraya vav ekledik. Mesela bihiydi. Bihi. Buraya da ya ekledik. İndehu. İndehu. Vav ekledik. Zamirin harekesi ya ötre ya da esre olur. Zaten feta yani üstün hareke gelmez. Bu uzatılan durumu. Bir de uzatılmayan yani uzatılmadan okunan yeri ise yine vasıl halinde, çünkü vakıf halinde zaten uzatılmıyordu. Vasıl halinde kendinden önceki harf hareketsiz ise çekilmeden, uzatılmadan okunur. Fihi, aleyhi, minhu örneklerinde olduğu gibi. Evet, önemli notlar. Uzatılan zamirden sonra sebebi medden hemze gelirse vasıl halinde meddi munfasıl hükmü ortaya çıkar. Mesela min ilmihi bir elif uzatacaktı. Burada çünkü ne vardı? Ya vardı. Harfi met olan ya. Sonra hemze gelmiş. İkisi farklı kelimelerde mi? Evet. O zaman burada meddi munfasıl da olmuş oluyor. Min ilmihi illa. Diğer adıyla sıla-i kübra. Eğer bir harf yani bir elif miktarı uzatılarak okunuyorsa buna sıla-i suğra deniliyordu. Yani hemze geldiğinde de sıla-i kübra oluyor diğer ismiyle. Uzatılmayan istisnalar. Mesela fevaki, ma nefkahu, lem tentehi, lem yentehi. Bu kelimelerde bulunan h harfleri zamir değil, kelimenin aslındandır arkadaşlar. Yine yarallahu lekum kelimesi bu kelimenin aslı olan yani elif harfinin hasfına binaen uzatılması. Yarallahu bunun aslı böyleydi. Ama hasfedildiği için yarallahu lekum diye bunu da uzatmadan okuyoruz. Yine normalde uzatılmaması gerekiyor ama Asım'ın Hafs rivayetine göre, bizim kıraatimize göre burada uzatarak okunan Tek Furkan suresinin 69. ayetinde yer alan bu kelime var. Fihi muhanaydı. Fihi diye buraya uzatıyoruz. Fihi muhane şeklinde. Evet. 19. dersimizi özetleyelim. Müfret, müzekker, gayb, muttasıl zamir kastedilir zamir derken. Bu zamir vakıf halinde uzatılmaz. Zamir vasıl halinde kendinden önceki harf harekeli ise uzatılarak okunur. Bihi, indehu, lehu gibi. Buna ne diyoruz ayrıca? Sıla-i suğra. Zamir yine vasıl halindeyken kendinden önceki harf harekesi ise çekilmeden, uzatılmadan okunur. Fihi, aleyhi, minhu örneklerinde olduğu gibi. Müfret gayb zamirinden sonra hemze gelirse meddi munfasıl diğer adıyla sıla-i kübra'da gerçekleşmiş olur. Min ilmihi illa. Yani yavaş okuyuşta 4, orta okuyuşta 2 ya da 3, hızlı da bir elif miktarı uzatmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.